Henüz çocuksunuz. Memleketinizde binlerce kilometre uzakta oldukça soğuk bir ülkede yaşıyorsunuz. Çevrenizdeki herkes Malmö gibi takımları tutarken sizin odanızın duvarlarını Messi portreleri süslüyor. Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazandığı yıl okuldaki en havalı kişi siz oluyorsunuz. Ne de olsa Arjantinlisiniz. Anne ve babanızın işleri nedeniyle bir süredir Slovenya'dasınız ve en büyük isteğiniz bir an önce Arjantin'e dönmek. Bir gün işler ters gidiyor. Memleketinize gidiyorsunuz denilip bir uçağa bindiriliyorsunuz. İndiğiniz yerde sizi kameralar, takım elbiseli adamlar ve tanımadığınız ancak herkesin dikkat kesildiği bir adam karşılıyor. Miting koordinesinde gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük casus takası olarak kayda giren o gün, 11 yaşındaki Sofia ve 8 yaşındaki Gabriel'in yaşadıkları böyleydi. Anne babalarının üst düzey istihbaratçı olduğunu da, aslen Rus olduklarını da o akşam öğrendiler. İstihbarat dünyasının zirve noktalarından biri olarak kabul edilen grubun medyaya yansımış en ilginç örneklerinden birine gelin yakından bakalım. Başkent Ankara'da her yaz olduğu gibi sıcak ve kavurucu bir öğleden sonra. Herkesin gözü kulağı İsrail ile İran arasında yaşanan olaylarda. Hamas lideri Haniye'nin suikasta uğramasının üzerinden henüz saatler geçmiş ve dünya diken üstünde. Esenboğa Havalimanı rutin günlerinden birini yaşıyor. Kimi valizini teslim ediyor, kimi uçağının havalanmasını bekliyor. Saatler 16.05'i gösterdiğinde Slovenya'dan gelen bir uçağın tekerleri piste değiyor. Dışarıdan bakıldığında rutin uçuşlardan biri olarak düşünülse de işin arka planının bambaşka olduğu sonradan açığa çıkıyor. Slovenya'dan gelen uçağı sırasıyla Norveç, Rusya, Almanya ve Amerika'dan gelen uçaklar izliyor. Az sonra sadece Türk medyasında değil, uluslararası ajanslarda da son dakika haberler ard arda düşüyor. Denilene göre Amerika ve Rusya arasında çok kritik bir casus takası Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılıyor. Sadece bu iki ülke de değil. 7 ayrı ülkenin cezaevlerinde tutulan 26 kişinin takası adeta tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşiyor. Kimler yoktu ki takas edilen isimler arasında? Rusya'nın bugüne kadar siber dünyada verdiği en büyük zararlardan bazılarında imzası olan isimler, Rus istihbaratı için başka ülkelerde kritik isimlere suikast düzenleyenler, Amerika'nın en büyük gazetelerinden birinde muhabir olarak görev alan gazeteciler ve daha fazlası. Sadece şu kadarını söyleyelim. Hem Amerikan Başkanı Biden hem de Rusya lideri Putin takas edilip ülkesine gelen isimleri bizzat uçağın kapısında karşıladı. Bu bilgi dahi operasyonun ve takas edilen isimlerin çapıyla ilgili tek başına önemli bir veri. Rusya tarafından böylesine üst seviyede resmi olarak talep edilen isimlere biraz yakından bakıp asıl meselemize geçelim. Moskova'ya giden uçakta kimler vardı? Başkan Putin'in bizzat istediği isimlerden biri Alexander Vinnik. Henüz 37 yaşında ve siber suçlar konusunda dünyanın en ilginç isimlerinden. 2017'de tutuklandığında, ki o dönem 30 yaşındaydı, hakkındaki iddia 9 milyar dolara yakın kara paranın aklanması suçuydu. Roman Seleznev de benzer bir hikayeye sahip. Amerika merkezli şirketleri siber suç faaliyetleriyle yaklaşık 50 milyar dolar zarara soktu. 2011'de tutuklanmıştı. En kritik isimlerden biri de Vladislav Kulushin. Amerika'nın göz bebeği şirketlerden Microsoft ve Tesla gibi şirketlere sızmayı başarmış ve yürüttüğü siber saldırılarla bu şirketleri milyonlarca dolar zarara sokmuştu. Vladimir Dunayev de o gün Moskova'ya inen uçakta yer alan isimlerden biriydi. 40 yaşında. Amerika merkezli pek çok hastane ve iletişim şirketine sızan zararlı yazılımın bir numaralı geliştiricisiydi. Geçtiğimiz yıl tutuklandı. Ama bu takas operasyonunda kendine yer bulabildi. Sadece bilişim suçluları değildi elbette Rusya'nın istediği isimler. Ekibin en önemli parçalarından biri Vadim Krasikov. Takas için Almanya'dan Ankara'ya gelen uçakta o vardı. Putin'in terörist dediği Çeçen muhalif Zelimkan Kangoşvili'yi öldürmek için özel olarak görevlendirildi. Hem istihbari hem askeri anlamda üst düzey eğitimlerden geçti ve Berlin'e gönderildi. Çeçen ismin kafasına ateş ederek öldürdüğünde Alman medyası bunun bir Rus operasyonu olduğuna inanıyordu. Hukuken bunun ispatlanması da uzun sürmedi. Krasikov 2019'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Putin onun için gerçek bir vatansever ifadesini kullanmıştı. Uçağın merdivenlerinden indiğinde kocaman sarıldığı tek isimdi. Şimdi o da ülkesinde yeni bir hayatın kapılarını araladı. Takas operasyonunda diğer ülkeler adına da çok kritik isimler vardı. Bunlardan biri dünya kamuoyunda adı sıkça duyulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich. Gazete için Rusya'da muhabirlik yaparken Mart 2023'te casusluk suçundan tutuklandı.
Rus savcılığı Gerskovich'i askeri teçhizat üretimi ve onarımı yapan bir savunma şirketinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi toplamak gerekçesiyle suçladı. Gerskovich, Rusya tarihinde casusluk suçlamasıyla tutuklanan ilk yabancı medya çalışanı oldu. Takas görüşmelerinin yapıldığı dönemde Rusya tarafından 19 yıl hapse mahkum edildi. Takas operasyonunda Amerika'ya teslim edildi. Almanya'ya dönen iki isim de oldukça ilginç. Bunlardan biri Rico Krieger, kağıt üzerinde Kızılat çalışanı. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Belarus'ta gözaltına alındı. Mahkemede turist olarak geldim dese de haliyle kimse inanmadı. Rusya bunun bir ajanlık faaliyeti olduğunu iddia etti. Moskova'ya göre Krieger, Ukrayna istihbaratında farklı görevler almış bir ajandı. Belarus onu idam cezasına çarptırdı. Hapiste ölmeyi beklerken kendini son 50 yılın en büyük casus takas anlaşmasında buldu. Önce Belarus Devlet Başkanı Lukashenko tarafından affedildi. İki gün sonra da Ankara üzerinden Almanya'ya döndü. Tarihi takas sırasında Almanya'ya dönen bir diğer önemli isim de Ilya Yashin'di. Rus vatandaşı olan Yashin, Krasnoselski Belediye Başkanlığı yaptı. Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin yakın müttefiki olan ve muhalif çizgide siyaset yapan Yashin, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Aralık 2022'de mahkum edildi. O da Almanya'ya dönen uçakta kendine yer buldu ve belki de yakın arkadaşı Navalny ile aynı sonu paylaşmaktan kıl payı kurtuldu. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden ilginç isimler vardı bu takas operasyonunda. Örnekleri çoğaltmak mümkün ancak biz tüm bu sürecin belki de en önemli detayı üzerinden ilerlemek istiyoruz. Bunun için Rus isimleri taşıyan uçağın Moskova'ya indiği anlara yeniden bakmamız gerekiyor. Başkan Putin ve A takımı pistin ortasında. Uçaktan inen isimleri tek tek karşılıyor Putin ve bizzat ilgileniyor. İlk başta hackerlar iniyor. Ardından Rus istihbaratı için Almanya'da suikast işleyen isimlere sarılıyor Putin. Daha sonra bir aile görüyoruz merdivenlerde. İndiklerinde Putin'in dudaklarından Buenas noches cümlesi dökülüyor. İspanyolca'da iyi geceler demek olan bu kelimenin muhatabı uçaktan inen 11 yaşındaki Sofia ve 8 yaşındaki kardeşi Gabriel. Putin onları Arjantin'in resmi dili olan İspanyolca ile karşılıyor. Çünkü iki kardeş tek kelime Rusça bilmiyor. Hatta daha sonra Rus güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre o geceye kadar Rus olduklarını dahi bilmiyorlar. Kulağa çok ilginç geliyor değil mi? Gelin biraz daha yakından bakalım. Sofia ve Gabriel'in anne babası Slovenya'da yaşıyor. Haliyle onlar da. Aslen Arjantinliler. Hatta Sofia'nın doğum yeri de orada. Babalarının işi nedeniyle Slovenya'ya taşınıyorlar. Baba kağıt üzerinde bir teknoloji firmasında görev üstleniyor. Bu şirketin kuruluşunda da tüm gerekli belgeler Arjantin'den geliyor. Çünkü onlar safkan bir Arjantinli. En azından belgeler öyle söylüyor. Anneleri de boş durmuyor. O da bir sanat galerisi işine giriyor. Bu işi online yapsa da kısa sürede çevre ediniyor. Baba bir teknoloji firmasında, anne sanat işleriyle uğraşıyor ve çocuklar da okul hayatlarına başlıyor. Dışarıdan bakıldığında ne kadar normal ve sıradan bir aile. Ancak ailenin sıradan olmadığı bir süre sonra Slovenya polisinin dikkatini çekiyor. Açıkçası kimi kaynaklar Slovenya'nın kendi başına bu aileyi fark edemeyeceğini ve batılı bir ülkenin bu işi ortaya çıkardığını yazıyor. Hangisi doğru bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz tek şey bir süre sonra ailenin fiziki ve teknik takibe girdiği. Babanın iş görüşmesi maskesi altındaki kimi buluşmalarında başka takip edilen isimlerle temas ettiği görülüyor. Acaba tesadüf mü yoksa gerçekten bir şeyler var mı diye düşünülürken aynı şey anne için de geçerli oluyor. Hatta kimi takiplerde annenin bazı isimlere para verirken fotoğraflandığı kayıtlara giriyor. Slovenya polisi çok fazla beklemiyor ve operasyon için düğmeye basıyor. Artem Viktorovich Dultsev ve Anna Valerevna Dultsev 2022 yılında Slovenya'da tutuklandıklarında dahi orada yaşayan Arjantinli bir çift gibi davranmaya devam ediyor. Mahkeme süreci oldukça sessiz. Bu dönemde Rusya'dan tek satır bir bilgi ya da herhangi bir talep gelmiyor. Moskova için bu aile yok hükmünde. Çift bir süre sonra casusluk suçlamasını kabul edip 19 ay hapis cezası alıyor. Ancak içeride yattıkları süre göz önünde bulundurularak tam da takas anlaşmasının yapıldığı günden bir gün önce serbest bırakılıyor. Serbest bırakılırken tek şart ülkeyi bir an önce terk etmeleri. Çok beklemiyorlar. Belli ki onlar tahliye edilirken Rusya'da takas için son pürüzleri Milli İstihbarat Teşkilatı ile konuşuyor. Uçağın kapısında İspanyolca cümlelerle karşılanan iki kardeş işte tam da bu yolculuk sırasında şok olacakları bilgileri anne babalarından öğrenmeye başlıyor. Mesela Arjantinli değil Rus olduklarını ilk kez duyuyorlar. Anne babalarının Slovenya'da teknoloji ya da sanat işleri için değil Rusya'ya yardım etmek için bulunduğunu da. Ve içinde bulundukları uçağın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e değil Moskova'ya doğru gittiğini de havada öğreniyorlar.
Yani bebeklikleri, okula ilk başladıkları günler, Arjantin'den hatıralarında kalan dönemler ve bugüne kadar yaşadıkları neredeyse her şeyin yalan olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorlar. İşin aile ve çocuklar boyutu madalyonun bir yönü. Diğer tarafta ise istihbari açıdan çok ama çok büyük bir iş var. Her şeyden önce şunu net bir şekilde söyleyelim. İstihbarat dünyasında bu tür maske hayatlar yaşayanlar için zirvedekiler tanımı kullanılıyor. Argo tabirde ise bu tür istihbarat elemanları için kuralsızlar, deliler, illegaller deniliyor. Bu iş için önce neredeyse sıfırdan bir hayat inşa ediliyor. Sonra merkezden verilen göreve istinaden örtülü bir hayat yaşanmaya başlanıyor. Bu kimi zaman ülke içinde oluyor, kimi zaman da bu örnekte olduğu gibi ana vatandan binlerce kilometre ötede. Slovenya'daki çiftin bölgedeki Rus istihbarat elemanlarına yeni görev bildirme ya da para akışını sağlama gibi sorumlulukları olduğunu biliyoruz. Başka işler de olabiliyor elbette. Burada temel hedef merkezden gelen talimatlara göre ilerlemek ve sahadaki personeli her anlamda destekleyebilmek. Burada bir parantez açalım ve az önce bahsettiğimiz deliler, illegaller tanımının neden kullanıldığından da bahsedelim. Genelde ülkelerin istihbari çalışmaları ikiye ayrılıyor. İlk grup görevi bilinen isimleri kapsıyor. Örnek olaydan yola çıkalım. Aslında Slovenya, Rusya'nın resmi istihbarat çalışanlarının kim olduğunu biliyor. Hatta bu isimlerin konsoloslukta hangi görevler altında örtülü olarak faaliyet gösterdiklerinde. Genelde tüm ülkeler için süreç benzer işliyor. Örneğin MIT, Amerika ile ilgili bir süreçte Ankara'daki başkonsolosluktan kiminle irtibata geçeceğini zaten biliyor. İşte olay da zaten burada başlıyor. Ülkeler için asıl önemli olan geri planda kalan ve varlıkları neredeyse bir elin parmakları kadar isim tarafından bilinenler. Çünkü en örtülü operasyonlar, en kritik işler bu ekipler tarafından organize ediliyor ya da nihayete erdiriliyor. Meslektekilerin örtülü hayattaki personel için deliler tabirini kullanması da boşa değil. İstihbarat dünyasında bir anda her şey değişebiliyor. Rusya ve Amerika arasında son yıllarda sıkça duyuyoruz. İstenmeyen adam ilan edilmeler, casusluk suçlamasıyla sınır dışı edilmeler. Ancak burada genelde resmi personel üzerinden ilerliyor işler ve haliyle başkentiniz de size sahip çıkıyor. Ne kadar derindeyseniz ve ne denli örtülü bir faaliyet yürütüyorsanız merkezle aranızdaki yasal bağ o kadar inceliyor. İşte bu nedenle tamamen uydurma bir hayat üzerinden sanki normal bir aile gibi başka ülkede casusluk faaliyeti yapanlara deli deniliyor. Çünkü en küçük aksi bir durumda sizi kimse tanımıyor. Ülkeniz için yok hükmünde oluyorsunuz ve tamamen başınızın çaresine bakmak zorunda kalıyorsunuz. Görevimiz Tehlike serisinde meşhur bir sahne vardır. Görev bir ses kaydı üzerinden aktarılır ve son cümlesi her zamanki gibi. Eğer bir ajanımız öldürülür ya da yakalanırsa, teşkilatımız ve hükümet tüm eylemlerinizi inkar edecek uyarısıyla biter. İşte maske hayatlar yaşayan istihbarat personeli için de aynen bu durum geçerli. Çünkü en ufak bir diplomatik dokunulmazlıkları yok. Neyse ki bu örnekte olduğu gibi bazen şansınız yaver gider ve bir casus takası anlaşmasında kendinizi bulup yuvaya dönebilirsiniz. Slovenya'daki çiftimiz şimdilik şanslı. Ancak çocukları için yeni bir hayata sıfırdan başlamak eminiz çok zor olacak. Aslına bakarsanız bu tür görevlerde bulunanların sayısı hiç de az değil. Normal işlerde çalışan, bazen kenar mahallelerde yaşayan ve çoğu zaman hiç açığa çıkmadan ömürlerini tamamlayan istihbarat çalışanları var. Bu videoda Slovenya'da Arjantinli gibi yaşayan ama Rus olan istihbaratçı bir çiftin ailesine yakından baktık. Son bir parantezi de MIT için açalım. Böylesine riskli bir dönemde tereyağından kıl çeker gibi yapılan bu operasyon Türk istihbaratının imza işlerinden biri olarak yerini aldı. Elbette dünyanın dört bir yanında örtülü hayatlar yaşayan MIT personellerinin olduğunu tahmin etmek zor değil. Onları belki de hiç tanıyamayacağız. Bilemiyoruz. Ülkemiz için yaptıkları tüm bu zorlu görevler için hepsi büyük bir alkışı ve derin bir minneti hak ediyor. Var olsunlar. Henüz çocuksunuz. Memleketinizde binlerce kilometre uzakta oldukça soğuk bir ülkede yaşıyorsunuz. Çevrenizdeki herkes Malmö gibi takımları tutarken sizin odanızın duvarlarını Messi portreleri süslüyor.